Selamun aleyküm. Bugün hava biraz daha serin. Gün daha yeni doğmaya başladı. Şu an koyunların otladığı yer. Hatta şu an şöyle yukarıya doğru göstereyim. Tütün fidanlarının yetiştirildiği yerler burası. Şu çumakların olduğu yer. Şu şöyle yukarıya doğru çıkıyor. Çumakların bu şekilde eğilmesinin nedeni yağmur yağdığında, hava soğuk olduğunda üstüne rahat bir şekilde naylon örtebilmek için. Burada yetiştirilip sonra burada teker teker kopartılıp sonra tarlaya dikimi gerçekleştirilen tütün. Güneş iyice kendini göstermeye başladı. Sakin ol. Susam tarlasında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane susam bitmiş. Bu da bu seneki vaziyeti gösteriyor. Havaların kurak olması. Koyunlar nereye gideceklerini çok iyi biliyorlar. Yavaş. Tam burada ot gelmiş ama yavaş. Sakin ol. Acele etme. Yavaş. Ben acele etme diyorum, onlar koşuyor ya. Şş. Sakin ol dostum. Yavaş yavaş dur. Buraya 15 gün önce gelmiştik. Hatırı sayılır derecede güzel ot gelmiş. Koyunların en çok sevdiği ot bu semizlik otu. Buna
bayılıyorlar. Çok fazla hızlı gitmeyin. Yavaş. Bugün bahsettiğim bahçeye elektrikli çit teli çekeceğim. Çekerken videosunu çekebilirsem onu da çekeceğim. Çekemezsem çektikten sonra size gösteririm. Videosunu aynı şekilde çekerim. Domuzlar bahçeye girmeden önlemimizi almamız gerekiyor. Domuzlar karpuzu çok seviyorlar. Bunu zaten hepimiz, herkes biliyor. Geçen yıl domates yediklerine şahit olduk. Domatesleri de geçen sene talan ettiler. Sadece karpuz yemiyorlar. Biber yemiyorlar. Biberi sadece kırıp geçiyorlar. Ama domatesi tek tek toplayıp yediklerini gördük. Şahit olduk. O yüzden bu sene de domatesleri ve karpuzları yedirmeden elektrikli çit teli çekmemiz gerekiyor. Bugün de o işi halledeceğiz. Çakırın yalını da, yemeğini de yürü boy kaydı. Çakır bugün bir şey yemedi. O da şu direğin arka taraflarında geziyordu Çakır. Geldiğimiz yerde. Bu da bugün kahvaltıyı fazla kaçırmış. Fazla mı kaçırdın lan? Niye o kadar çok gereğinden fazla yedin? Niye? Karnın şişmiş kalmış. Sol solağa kalmışsın bak. Yapma öyle, yapma. Fazla kaçırma. Tamam lan. Yürü boy kal. Çakır benim düşündüğümden daha farklı yerdeymiş. Bizim arkamıza değil, önümüzdeymiş. Her zaman benim beklemediğim yerlerden çıkıp geliyor. Bu çok güzel. Çakır her zaman nerede duracağını, nerede yatacağını çok iyi bilen bir köpek. Bunun eğitimle alakası yok. Yani köpeğin karakterinde olması gerekiyor. Hiç kimse kalkıp da köpeğe nerede yatıp nerede kalkacağını öğretemez. Bu
Bu köpeğin içinden gelen, karakterinden gelen bir özelliği. Biraz karnları doyduktan sonra güzel meşeye sardılar. Buralarda meşe mükemmel. Çünkü buraya herhangi bir hayvan gelmiyor, keçi veya koyun. O yüzden hep alçaklarda meşe yaprakları var. Koyunlar çok rahat bir şekilde yiyorlar. Şu yukarıda bir şey kalmadığını onlar da biliyorlar. Biraz da karnı doymuştur. Artık kızdıracaksınız beni ha. Koyunlar da korkutuyorlar. Geçen bu incir yapraklarını, incirleri yedirmemiştim. Bunun ben incirleri olduğunu düşünüyordum fakat bu incirler olmayacak. Hepsi küçük küçük kalıp dökülüyor. O yüzden koyunlar isterlerse yapraklarını yesinler. Ama çok bugün yemeğe yeltenmediler. Şimdi bizim şu pıtrak dediğimiz dikenli otları çok seviyorlar. Bunları yemeleri gerçekten çok zor olsa gerek. Çünkü dikenleri gerçekten çok ama çok sert. Bu şekilde. Ama inadına çok seviyorlar. Karakoyun koşarak nereye varmış? Çok fazla acele etmeden yavaş yavaş yiyin bakalım. Şu karakoyunu da çevirelim de. Yoksa o baştan alıp gidecek. Ay. Nereye gidiyorsun? Aa. Püs. Hala kız. Şş, hayır. Yuri Boyka. Geldin mi lan?
Genelde incirin yaprağından daha çok incirin tanelerini yemeye çalışıyorlar. Bu da beni şaşırttı şu an. Çakır alt tarafta. İhtiyar burada, yürü ise şuradaydı ama şu an nereye kaybolduysa artık. Gel. Geri dön. Aferin. Oraya fazla girmene gerek yok. Gel buraya sen de. Koyunun boğazını aldı şu an. İnşallah diken batmamıştır. Çakır. Çakır. Halkasını yamutmuş. Bunun kötü özelliği, gelip üstüme atlıyor, bunları bana batırıyor. Bunları çıkarsam da olmaz. Çıkarmıyorum, gelip bana batırıyor bu sefer. Sağlam da patileri var. Sabah akşam yalvarırken ayağıyla ayağıma vuruyor. Acıtıyor. Çoğu mesela yapmaz onu. Sevildiğini biliyor. Çakır. Ne kadar severseniz sevildiğini o kadar iyi biliyorlar. Her şeyden haberdar, her şeyi hissedip ona göre davranıyor bunlar da. Çok hisli hayvanlar. Sen sabah fazla bir şey de yemedin. Seninkine Yuri Boyka yedi. Hava sıcak olduğu için tam olarak hala bir şey yemiyorlar. Yani tıka basa yemiyorlar. Bir bugün Yuri Boyka'nın fazla yediğini gördüm. Akşam fazla yememişti. Havanın sıcaklığı onları da etkiliyor.
Eksi. Burada meşe yesinler biraz. Sonrasında çaydan geçip Eriye gideriz. Çünkü buradan sonra çok fazla meşe yiyebilecekleri bir yer yok. Ama burada da meşe yemiyorlar şu an. Demek ki karnları doymuş. Bugünkü görevimiz başarıyla tamamlandı.